Sayın seyirciler, belediye meclis üyesi, köylüsü, sanatçısı, generali, siyasi parti yöneticileri ve daha fazlası bugün İzmir'de İşçi Partisi'nde buluştu. Bayraklı meclis üyesi Ertuğrul Sivrioğlu ve Kiraz belediye meclis üyesi Muammer Karatepe'nin de aralarında olduğu 700 öncü yeniden Atatürk Cumhuriyeti için İşçi Partisi'ne üye oldu. Öncülere rozetlerini İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey taktı. İşçi Partisi İzmir İl Başkanlığı tarihi bir güne daha imza attı. CHP Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 700 öncü İşçi Partisi ailesine katıldı. Salonda yerlerini alan öncüler İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey'i slogan ve alkışlarla karşıladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalara geçildi. Törenin açılış konuşmasını yapan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Avukat Tugay Şen, İşçi Partisi'nin önümüzdeki günlerdeki programını açıkladı. Önümüzdeki görevler yoğun. 13 Aralık'ta tüm gücümüzle Silivri'de olacağız. 22 Aralık'ta öncü kadınımız Hataylı kadınlara önderlik ederken biz de İzmir'de bir yıl önce faaliyete başlattığımız Demirtaş Yayın Kültür Merkezi'nin birinci yıl gecesini gerçekleştireceğiz. Ondan bir gün sonra Menemen'de 23 Aralık Pazar günü saat 12'de yapılacak mitingde tüm gücümüzle bulunacağız ve Genel Başkan Vekilimiz Sayın Hasan Basri Özbey de o mitingde konuşmacı olarak yer alacak. Ve 23 Aralık Pazar günü Şeyh Said'de değil, Seyit Rıza'da değil, Atatürk'te ve Kubilay'da birleştiğimizi bir kez daha gösteriyoruz. 7'den 70'e birçok yurttaşın katıldığı İşçi Partisi üye katılım töreninde konuşmalar sık sık sloganlarla kesildi. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir görev için iki seçenek söylüyor ana muhalefet partisi lideri. Biri Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin memuru, Bob eş başkan başkanı, eski hiyaneti vataniye kanunu, yeni kanunlarımızda da var. Yani vatana ihanet suçunu ısrarla işleyen, Türkiye'mizin, Diyarbakır'ımızı o kukla devlete başkent yapacağını, merkez yapacağını söyleyen Tayyip Erdoğan. Öbürü Amerika Birleşik Devletleri'yle 2 sayfa 9 madde gizli hizmet sözleşmesi imzalamış memur parçası. Memurlarımıza saygımız sonsuz ama Amerika'ya hizmet eden memursanız memur parçası olursunuz. Özbey yurttaşları 13 Aralık'ta Silivri buluşmasına çağırdı. Gelin 13 Aralık'ta bütün gücümüzle gidelim Silivri'ye. Büyük kalın çizgilerle bir ünlem atalım, yanına 3 nokta koyalım. Sarsıyoruz, gelip yıkacağız burayı diye. Var mısınız? Var mısınız? Gelmeyen var mı? 13 Aralık'ta sadece ve sadece törende bir ilk gerçekleşti. CHP'den istifa eden Bayraklı Meclis Üyesi Ertuğrul Sivrioğlu ve Kiraz Belediye Meclis Üyesi Muammer Karatepe İşçi Partisi'ne katıldı. İşçi Partisi Atatürk devrimlerinin Cumhuriyet Meclisi'nin ön cephesinde olduğunu, Türk ulusunun ve onun fedailerinin İşçi Partisi'nde toplandıklarını gördüm. Bu nedenle ulu önderimiz Atatürk'ün ilke ve devrimlerinde ve programlarından sapmaksızın sürdüreceğim siyasi yaşamıma, meclis üyeliği görevimi İşçi Partisi'nin emrinde bir nefer gibi mücadele edeceğimi milletime beyan ederim. Mafya, gladio, tarikat sisteminin partilerinde bir çözüm olmadığını gördüğümden CHP Kiraz Belediye Meclis Üyesi görevimi yurtseverliğin kalesi İşçi Partisi'ne Kiraz Belediye Meclisi üyeliğimi devam ettirmek istiyorum. Arz ederim. İzmir'de İşçi Partisi'ne son 3 ayda üye olan 700 üye için üye katılım töreninde bir de masa açıldı. İşte bu masada 13 Aralık'ta Silivri'ye gidecekler için kayıtlar alınıyor. Silivri mahkemesine gittim. Gerçekten herkesin gidip görmesini istiyorum. Çok büyük bir
Hukuksuzluk, adaletsizlik var orada. Ona 13'ünde ayın oradayız. Dindik hayatta gideceğiz oraya. Biz Atatürkçü Türkiye'mizi geri istiyoruz. İşçi Partisi'ne katılan isimler arasında emekli Tuğgeneral Ahmet Cengiz Aycan da vardı. Yıllardır aman oyları bölmeyin masalıyla uyutulduk. Onlar oyların bölünme kaygısında ancak ülkede bölünme aşamasında. Kısaca devletimizin yeniden sağlık, eğitim, uhutsal güvenliğimiz ve refah seviyemiz konusunda elimizden tutacak devlet baba olmasını arzu ettiğim için buradayım. İşçi Partisi'ne katılan yazar Hidayet Karakuş'un okuduğu şiir salonda yoğun alkış aldı. Bursa'da Havlucu Recep'e, Karabük fabrikasında tesliyeci Hasan'a düşman, fakir köylü halkçı kadına Irgat Süleyman'a düşman. Vatan ki bu insanların elidir, sevgilim onlar bu vatana düşman. O düşmana inat buradı. İşçi Partisi'ne katılan isimler arasında Demokrat Parti İzmir İl Yöneticisi Erdem Canıtes, emekli TRT İzmir Baş Spikeri Fikret Alan, eski DSP İzmir İl Yöneticisi Metin Çağrı, İzmir Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcısı Ferit Yaşar, opera sanatçısı ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Altuğ Dilmaç'ın yanı sıra toplumun değişik kesimlerinden çok sayıda öncü vardı. Genel Başkan Yardımcımız. Yeni üyelere rozetleri İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey, İzmir İl Başkanı Avukat Tugay Şen ve Merkez Karar Kurulu üyesi Ali Karşılayan tarafından takıldı.